Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugünkü kahve falımızda neler var? Niyetlerinizle alakalı neler çıkmış? Bakalım. İyisi kötüsü ne varsa söyleyelim, bilelim. Bu da sonuçta bir kahve falı. Şimdi bugünkü niyetlerde neler var? Şöyle bir kahve falımız var. İlişkiler diyelim arkadaşlar. Neyi böyle yığdınız, yığdınız, yığdınız ortaya? Aslında şöyle. Yığdınız, yığdınız derken bir süredir hanenizde, bakın ilişkilerle alakalı gene aynı şekilde. Eş ya da partner ya da hane içerisindeki bir kişi. Hanede barınamama görseli var aslında biraz da. Aynı yerde olamama. Biri bir tarafa bakıyor, biri bir tarafa bakıyor. Ve ortada aynı şekilde bir e, ha, hane diyelim bu hane ev konusu ya da e, miras ya da bir arsla direkt bakın ev görsellerinde çıkmış. Üzerinde de gidilip bakılması ya da oradan gelmesi gereken haberlerin olduğu görünüyor. Ama burada bir kişiyle ters düşmüşsünüz. Yani bir kişiyle anlaşamam ama parasal konuda belki de anlaşamam olabilir bu. Bu böyle yılmış, 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 yılmış bir yere gelmiş. Bu hanede ayrışmalara sebep olmuş ya da ailenizle ayrışmalara sebep olmuş olarak görünüyor. Süreç sakin bir şekilde şu an. Yani siz dönmüş geriye bakıyorsunuz. Nedir? Bugüne kadar yaşanmış olan konulara bakıyorsunuz. Gelecekle alakalı da biraz tereddütleriniz var aslında falımıza göre. Şimdi önümüzdeki süreçte bir ay sonra tekrardan aktif olacak bazı konuşmalar var. Bir kişiyle karşılıklı konuşmaya çalışıyorsunuz. Elinizdeki yüklerden Çözülmesi gereken konulardan bahsediyorsunuz ee, ve ayaklarınız havada. Hani burada e, yere sağlam basmıyorsunuz, karşınızdaki kişiye güvenmiyorsunuz aslında. Bazı konuşmalar, görüşmeler yapacaksınız, elinizde olanı sunacaksınız ama konuşmalarda karşınızdaki kişi kapıları kapamış açmaya çalıştığınız yolda aslında önünüze engeller çıkartacak olarak görünüyor. Hani bir konuşma yaparsınız ama sonuç alamazsınız görselleri var. Altta da bakıyorum bir kişi onun tarafından bir kişi sanki yani onun ailesinden ya da onun çevresinden bir kişi böyle elini kapamış kimsenin haberi olmadan onun kulağına bir şeyler fısıldıyor. Bu fısıltı hali yalnız kafası karanlık. Yani iyi şeyler söylediğini düşünmüyorum. Bir çamurun içerisinde debelenen bir insan olarak görünüyor. Ve karşıdaki kişiyi de bu şekilde manipüle ediyor. Görselleri var. E bu kişi sizin önünüzde. Hani bir çekil önümden bir önümü göreyim. Şu elimdeki yüklerden kurtulayım diyorsunuz. Ama çekilmeye niyeti yok. Fakat çok direnecek bir kişiymiş gibi de görünmüyor. Önümüzdeki ay için. Ama... Bu kişinin e, kulağına fısıldayan kişiler iki olacak. Yani birken iki olma durumu var. Burada siz tekrardan bir konuşma yapacaksınız. Tekrardan aynı konular önünüze gelecek. Burada karşınızdaki kişi artık biraz sıkılmış, boğulmuş, yorulmuş. Aslında çözülmesi gereken bir mesele olduğunu farkında. Artı bu kişi hastalık sorunlarıyla da uğraşmaya başlayacak bu döngü içerisinde. Ve siz sanki kafanızda artık bazı şeyleri çözmemiz lazımı söylerken elinizdekilerden çok karşınızdaki kişiden de aslında hadi gel konuşalım isteğini alabilirsiniz. Burada önünüz tam kapalı değil. Bir şeyler gelişecek, bir şeyler dönüşecek. Bu dönüşmeyle birlikte bir kere daha yine tam olarak açılmıyor. Bir kere daha bir hesaplaşmanız olacak arkadaşlar. Ve zaten bu hesaplaşmada karşınızdaki kişi kafasını önüne eğmiş, ayakları yere basmıyor bulunduğu yerden. O da memnun değil. Siz karşısında ona üstten bakar. Bir görüşme, hatta bu telefon görüşmesi olabilir. Ve önünüz açılmış, aydınlanmış. Artık yapmak istediğiniz, almak istediğiniz neyse alır pozisyonda çıkıyorsunuz. Şimdi burada ben bir mal konusunun olabilme ihtimalini düşündüğüm için bu şekilde anlattım. Ama ilişki olarak, ikili ilişki olarak yani eşiniz ya da partneriniz olarak değerlendirecek olursam aranızdaki sıkıntıları elinizle şöyle önüne koymaya çalışacaksınız bir ay sonra. Fakat karşınızdaki kişi bunları çözme tarafında değil. Kabinde tekrar konuşmaya çalıştığınızda daha sıkıntılı olacak. Aslında bu sıkıntıları farkında, önündeki engelleri farkında fakat çok da cevap veremez görsellerde çıkıyor. Ama gün geliyor, burada çok da uzak bir gün değil bu arada, karşınızda ezilmiş, üzülmüş, özür diler görsellerinde çıkıyor. Burada aslında bugünkü falımızda önceden bir şeyleri toparlamak, değiştirmek, düzeltmek adına emekler verdiğiniz... Fakat bunu karşı tarafın anlamadığı ama sonunda anlayacağı havada kalmış olması da ne yapsam da artık ben bu durumu düzeltseme geleceği görsellerinde çıkıyor. Hani artık ee, bir yol ve o yolun sizin düşünce tarzınızda olduğunu kabul edecek görselleri var. Para ve iş konuları ya da maddi kaynaklar dediğimiz konuda aslında yakın zamanda bir haber bekliyorsanız bu haberle alakalı da bir kişiyle iletişimdeyseniz son dakika konuyu çözmekten çok yarımlamış görsellerinde çıkıyor. Yani bir cevap bekliyorsunuz hani o cevapta işte şu tarihte hallederiz cevabını alırsınız hani bugün hallediyorum cevabından çok. İleri tarihte bir gün hallederiz cevabını alırsınız ama bu size yetiyor. Aslında yani karşınızdaki kişiye güveniyorsunuz, denk olduğunuzu düşünüyorsunuz ve bu haber bu konuyla birlikte önünüzde bir aydınlanma yaşanacak. Sanki yattığınız yerden doğruluyorsunuz, karşınızdaki kişiyle konuşuyorsunuz. Konuşmalarda karşınızdaki kişi size bir yol açacak ve bu açılmış olan yolda bir rahatlık var. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir mevzu var. Tutmuş olduğunuz maddi kaynaklarla alakalı niyetlerde yakın zamanda yaşamış olduğunuz iyi bir haberin gölge tarafları var. Ya elinizde tutamayacağınız bir para ya da iş ya da e, el, elinde tam olarak tutamayacağı bir söz verilecek size. O yüzden 5 ay sonrası bu konuya dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü bir dalga sanki böyle tsunami gibi bir dalga 5 ay sonra önünüze bu konuları tekrar çıkartabilir. Burada verilen sözün tam olarak tutulmadığı ya da karşınızdaki kişinin ya vermiş olduğu size vermiş olduğu cevaplardan biraz döneklik yaptığı bilgisini alabilirsiniz. Duvara toslama görselleri var çünkü hızlıca dikkat etmeniz gereken bir konu olarak görünüyor. Yani yakın zamanda aldığınız iyi habere çok güvenmeyin görselleri var. Buradan demeden önce şöyle bir içine bakalım. Yani hem aileyi hem işi içsel olarak idare etmeye çalışıyorsunuz. Hatta bir bayrama kadar şu konuyu çözmem lazım diyeceksiniz. Burada parasal konularla alakalıysa daha çözülebilir. Daha iyi haberler gelebilir. Görselleri var. Şimdi buradan daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum ama şöyle bir Ya bakar mısınız paraya? Bakın gene aynı görsel var. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Benim için de aynı şey geçerli tabii. Şimdi bakın yığmışsınız, yığmışsınız, yığmışsınız parasal konular direkt hane çıkmadı burada. Parasal konularda yığılmış beklenti içinde çıkıyorsunuz. Bakın 5 ay sonra görüyor musunuz önünüzü tıkayacak ne? 5 ay sonra önünüzü parasal konularda tıkayacak bir mevzuyu bugün çözmeye çalışıyorsunuz ama çok dikkatli olun. Bu mevzu çözdüm dersiniz 5 ay sonra önünüze gelir. Aa çözememişim dediğiniz bir mevzu olarak çıkar önünüze burada e, ne yapabiliriz diye düşünsek önünüzdeki kişi çok silik çıktığı için e, C ya da O harfi de var bu arada ya sizde ya onda önüm açıldı rahatladım tamam halledecek tamam yapacakları garantiye almaya çalışın arkadaşlar çünkü burada bir kanca ve kalmış olan bir borç var bu aynı zamanda bugün için üst üste üst üste koyup çözmeye çalışacağınız birçok konuyu çözeceğiniz ama 5 ay sonrası için vermiş ya da yapmış olduğunuz bir plan varsa o planla alakalı bir değişikliğe gitmeniz lazım burada bir tıkanıklık var bu tıkanıklık önemli bir tıkanıklık olarak görünüyor bir anda önünüze çıkar Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'a görünüyor. 5 ay dedim ama Temmuz görselleri de var. E, dikkatli olmanız gereken ay. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım o zaman diyorum ben. Buradan ilişkilerle alakalı söylenecek bir şey yok aslında. E, i̇lişkilerde hani temiz görseller var burada. E, buradan kıyasladığımız zaman da aslında temizliğe doğru giden biraz mücadeleler var aralıklarla ama temizliğe doğru giden bir görselde görünüyor bir rahatlama, karşılıklı huşu hali var aslında diyebiliriz. Evet bugünkü falımız bu şekildeydi. Aslında çıkan sonuç özellikle parasal konular ilgimi çekti. Yani bugün konuştuğunuz, görüştüğünüz iş görüşmesi mi yaparsınız? bir kişiden alacaklarla alakalı mı bir konuşma yaparsınız ama burada yapılan konuşmalarda handikap var. Yani yalan dolan demeyelim de karşı taraf belki de yapamayacağı sözler verecek, ulaştıramayacağı sözler verecek. E, bu verdiği sözlere güvenerek de aslında önümüzdeki süreçte bir tıkanıklık yaşayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekiyor görselleri var. Hani biraz güvenmemek ya da e, ikinci bir plan yapma gereği görünüyor gibi durmuş falımızda. Dediğim gibi her gün e, ilginç ilginç şeyler çıkabiliyor. Bugünkü de bana çok ilginç geldi yani 5 ay sonrası dur bakalım falan oldu e, dikkat edelim diyelim. Evet efendim bugünkü falımız da bu kadardı. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.